Merhaba Yemek Yap takipçileri. Bugün sizinle evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir meze. Hatay, Antep taraflarında kullanılan çok ünlü bir meze yapacağız. Bildiğiniz bir meze ama Hatay'a özel bir meze olacak. Tahinli piyaz yapacağız. Tahinli piyazımız yapılışı çok basit. Ben bir gün önceden 200-300 gram bir fasulye suda beklettim bir gün boyunca. Ama siz bardak hesabı isterseniz 1-1,5 su bardağı yeterlidir. Zaten fazla arta kalanları olursa yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Haşlanmış fasulyem var. 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı şeker, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım hatta çeyrek çay bardağı da sirke var. Üzüm sirkesi de kullanırsınız. Ben beyaz sirke kullanmak istedim. Yarım su bardağı da suyumuz. Yarım limon, sadece suyu. Yine yarım kırmızı soğan. Bir demet maydanoz. Bir adet domates. Az bir şey de tahin var. Zaten isminden dolayı tahin olmazsa olmaz. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Zaten çok kolay ve pratik. Sadece uzun zaman almasının süreci, sadece fasulyenin bir gün boyunca beklemesi bu kadar. Şimdi hemen bu fasulyemizin hepsini kullanmayacağız şimdi. Yarısını kullanacağız, hatta çeyreğini. Şimdi hemen bu diğer tarafını biraz boşaltalım. Gördüğünüz gibi bu kadar bir fasulye yeterli zaten bizim kullanacağımız için. Bunu ne yapacağız ilk önce? Bunu hemen başlayalım. Bunu ezeceğiz ilk önce. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iyice ezip püre haline getirdiğimiz fasulyemizi bu hale getiriyoruz. Şimdi fasulyemizin bu kısmını sosumuzu yapacağız. Sosumuzda neler var? Dediğim gibi 2 kaşığı tuzumuz var. 2 çay kaşığı şekerimiz var. Olmazsa olmazımız zeytinyağı. Yarım sirke ve limon suyu. Limon suyunu azar azar da atabilirsiniz. Yani sizin kıvamınıza bağlı kalmış. Tadına bakıp da atabilirsiniz. Ben yarım koydum. Şimdi bu karışımı bir güzel karıştıracağız. Bu çünkü tahinli piyazımızın sosu, bir nevi sos olacak. İlk önce bunu bir güzel karıştıralım. Bütün malzemeler birbirine girsin. Tuz var, şeker var, sirke var, zeytinyağı var. Zaten harikulade kokuları geliyor buradan, gördüğünüz gibi. Daha gördüyseniz, daha şu an tahin atmadım. Tahini diğer tarafta, tahini gördüğünüz gibi tahini de ekliyorum. Bu kadar yeterli. Tahini de ekledik. Biraz daha ezebiliriz bunu. Biraz daha tahin çünkü tok olduğu için tutar biraz. Bulamaç haline gelebilir. Bulamaç haline gelirse eğer, orada hemen biraz su koyun. Ben suyu o yüzden koydum. Benim yaptığım sos çok bulamaç oldu. Ben çok az koydum. Gördüğünüz gibi. Sosum hemen hemen hazır. Şimdi geri kalan piyazım var. Onu tabağıma alıyorum. Geri kalan piyazımı tabağa alıyorum. Pardon, geri kalan fasulyemi tabağa alıyorum. Fasulyem burada. Gördüğünüz sosum da burada. Ben bunu bir nevi lezzetlendirmek istiyorum. Tabii ki de birazdan onları söyleyeceğim. Evet Yemek Yap takipçileri, sosumu gördüğünüz gibi güzel bir kıvam aldı. Bütün karışımlarımı hazırladım. Dediğim gibi çok, eğer bir sert bir kıvam oluşturursanız yarım bardak ya da göz kararıyla biraz su koyup sosunuzu böyle açabilirsiniz. Şimdi diğer tarafına geçiyorum. Hemen kırmızı soğanım var. Kırmızı soğanı ay şeklinde keseceğim. Yarım ay şeklinde. Yani şöyle
kalın olmasın, çok ince de olmasın. Şu şekil. Şu şekil yeterli zaten. Yarım soğan gerçekten yeter. Çok bir soğan kullanmaya gerek yok. Domatesimiz var. Bunu ortadan ikiye kesip içine alacağım. Sadece şuraları alıyorum. Bakın. Bunları yemeklerde kullanabilirsiniz. Maydanozlarım var. Onları da ince ince doğrayınca tarifim enfes olacak. Evet, en son olarak maydanozum kaldı. Şimdi maydanozumuzu da ince ince doğruyorum. Bu da tamamdır. Şimdi her şeyi bir araya getirme vakti. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün malzemelerimiz, sosumuz da doğrandı, sosumuz da yapıldı. Şimdi piyazımızı ortaya çıkarma vakti. Hemen şuradan kırmızı soğanlarımızı, piyazımızı atalım. Yani soğan severler hepsini kullanabilir. Ben şimdilik bu kadar kullanacağım. Daha sonra elimizle şöyle bir karıştırırsak piyaz kıvamına gelir. Şöyle. Daha sonra yaptığımız o güzel sos karışımını ilave ediyoruz. Ve son olarak lezzetlendirmek için domates, küp küp doğradığımız domates atıyoruz. Üzerine son olarak maydanozla sonra getiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben şimdiye kadar hiçbir baharat atmadım. Ama buna ben kırmızı toz biberi çok beğendiriyorum. O yüzden biraz da kırmızı toz biberi atacağım. İsteyenler ilave olarak yeniden zeytinyağı dökebilir. O da damak zevkinize bağlı. Evet, yemek yap takipçileri. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif yine sizinle paylaştım. Gördüğünüz gibi tahinli piyaz yaptık. Evde arkadaşlarınız veya dostlarınız geldiğinde bunu mutlaka yapabilirsiniz. Çok zor bir tarif değil. Pratik, hızlı bir tarif. Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Afiyet olsun.